Gençliğin gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi ikizkenar üçgenin en son yeni nesil sorularında kalmışız. Hadi burayı da bir gömelim, bakalım nasılmış anlayalım arkadaşlar. Evet, birinci sorumuz, şöyle bir okları devreye sokalım. Bir numaralı soru. Diyor ki, ABC ikizkenar üçgeni AB ile BC eşitmiş bir katlama sorusu arkadaşlarım. C köşesi C üstüne gelecek şekilde katlıyor. Şimdi katlamalara artık alıştık. 3 adımımız vardı. Birinci adım, katlanmış şekli geriye açacağız demiştik arkadaşlarım. Şunu geriye açtık. İkinci adım, kat çizgisi açıortay demiştik, gösterdik. Katlanmadan önceki her şey katlandıktan sonraki her şeye eşit olacak dedik. Şu bir katlanmadan önce buradaydı, buraya eşit olacak. Şurası C köşesi. Bakın, ikiz kenar üçgenin kayı kuralı çıktı. Hem açıortay hem kenar ortay. İkiz kenar olacak, yükseklik olacak. Bunları bir gösterelim dostlarım. Evet, mevzu bu. BC 3, 1, bunları gördük zaten. Verilenlere göre x kaçtır diye de bir soru soruyor bize dostlarım. Şimdi bir de şunu biliyorduk, ikiz kenar üçgendi bu. Yani şurası toplam 5 santimse buraya da 5 santimimizi yazalım. Bakın şu üçgende, şu dik üçgen 3, 4, 5 dik üçgeni çıktı dostlarım. Burası 4, 5 ise şu dik kenara 3 kaldı. Şurada da Pisagor bağıntısını yapalım hemen bu dik üçgende de. Pisagor'a da gerek yok. Bakın biri diğerinin 3 katıysa kardeşlerim, hipotenüs neydi? Küçük olanın, yani 1'in kök 10 katı olacaktı. 1 kök 10, yani Denizli'den geldi cevap diyebiliriz. Evet, ikinci sorumuz. Diyor ki, mavi ve sarı renkli ikizkenar üçgen biçimindeki kağıtlar. Bakın şu sarısı ikizkenarmış. Hemen kayı kuralını yapalım. Tabana dikliği indirelim ilk önce. Diklik kenar ortay olsun, 6 6 diye bölsün ve 6 8 10 üçgeninden 8'i yapıştırdım. Şimdi açıortayın şu özelliği vardı. Açıortayın kafa burasıydı. Kollar, şunlar bizim kollarımız. Şu bizim vücut bulmuş halimiz, vücudumuz burada ve vücut tam bu noktada bitti. Bakın üstteki kola, yani şu kolun uzantısına şöyle uzattığımda bir diklik gitmiş 8. Alttaki kola da bir diklik ben indiriyorum ve diyorum ki bu da 8 olmak zorunda. Ve bu da ikiz kenar olduğu için tabanı 2'ye bölecek mecburen, 15, 15 diye. Ve 8, 15, 17 üçgeninden x'i paketledim. Bakınız dünyanın en kolay sorusu haline döndü. Geldik 3 numaraya. Evet, burada da bir B açısı diyor, 30 derece olan ABC ikiz kenar üçgeni A köşesi etrafında okyanunda 30 derece döndürülerek yeni bir üçgen elde ediliyor. AB ile AC eşit olan kenarlarımızmış. Şimdi bu 30 ise burası da 30 derece dostlarım. Şimdi bu AB kenarı döndü, AB üssü oldu. Kaç derece döndü dostlar? 30 derece dönüyormuş. O halde buraya da 30 çakalım. Şimdi şurası normalde 120 dereceydi. Şu araya 90 derece kaldı. Bunu yazalım. Yine buranın da tamamı 120 dereceydi. Sonuçta aynı üçgen. Şuraya da 30 derece kaldı. Bunu yazalım. Şimdi bu B açısı dönüp buraya geldi. 30 derece olacak. Şuradaki C açısı döndü buraya geldi. 30 derece olacak. Bunlar da ikiz kenarlar tabii ki. Hepsini gösterdim arkadaşlarım. Biraz fazla da göstermiş olduk. Fazla fazla bilgi de gösterdik ama önemli değil. İyice anlayın istiyorum dostlar. Şimdi bu üçgenin 120'nin karşısını 12 vermiş. Yani şimdi bir üçgen düşünün. 120, 30, 30 üçgeni bu. Kuralı neydi bu üçgenin? Şöyle kenarda bir daha hatırlatalım. K, K, 120'nin karşısı ne olacaktı dostlarım? Kök 3 katı. K kök 3. Şimdi bize burayı 12 vermiş. Biz 30'un karşısını bulacağız. Yani ne yapacağız? Kök 3'e böleceğiz 12'yi. K'yı bulmuş olacağız. 12'yi kök 3'e bölerseniz dostlarım, normal 3'e bölüyorsun 4. Yanına da kök 3 yazıyorsun. 4 kök 3. Demek ki benim 30'umun karşısındaki şu kenar 4 kök 3 oldu. Aynı şekilde bu kenarda 4 kök 3 oldu. Şimdi bakın orada ne çıktı karşımıza? Şöyle biraz kalınlaştıralım. Şuradaki üçgeni gördüyseniz arkadaşlarım, burası 90 ve ikiz kenar. Yani 45, 45, 90 üçgenidir bu dostlar ki. Neydi kuralı? 45'in karşısında 4 kök 3 var. 90'ın karşısında ne olacak? Bunun kök 2 katı. Kök 3 ile kök 2'nin çarpımı kök 6'dır.
4 kök 6 olacak. Edirne'den patladı cevap. Evet, bir bariyer sorusu. Uzunluğu 5 metre olan bariyer kapalı durumdayken yerden 1 metre yükseklikte. Uzunluğu 5 metreymiş. Açıldığında da tabii ki 5 metre olacak mecbur. Uç noktası yerden 4 metre yüksekte olduğuna göre, şimdi açıldığında da uç noktası yerden şöyle 4 metre yükseklikteymiş. Kapalı haldeyken de şuradaydı arkadaşlarım. Şurada bir yerdeydi ve yerden 1 metre yükseklikteydi bu da. Şurası 1 metre. O halde buraya 3 kaldı. Burası 1 metre. Bakın burada 3, 5 var. Demek ki şurası 4. Bariyerin toplam uzunluğu 5 metreydi. Şuraya da kaldı 1 metre, 1 metre diyelim. Başlangıç noktasındaki konumuna uzaklığı kaç metredir diyor. Yüksekte olduğuna göre bariyerin uç noktasının, bariyerin uç noktası şurada, başlangıç da şuradaydı. Buraya olan uzaklığı nedir diye soruyor bize dostlarım. Bakın burası 1, burası 3. Yani biri diğerinin 3 katıysa Pisagor'a gerek yok. Küçük olanın kök 10 katıydı demiştik. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, bakalım 5. soru ne diyor? Bir dikdörtgeni köşegeninden kesmiş. 5, 12, 13 hatta bu değil mi arkadaşlarım? Kesiliyor ve 2 tane dik üçgene ayrılıyor. Bu iki üçgenin birer kenarları birer göğe geleceksiniz. İkiz kenar üçgen oluşturuluyor. Tamam, buraya geldi. Şimdi 5, şurası 90 derece. 12 buraya gelmiş arkadaşlarım. Yine burası 90 derece, şurası 5, şuranın tamamı 12. Hatta buraya x dersem burası 12 eksi x. Şurası da x olacak. Hipotenüsümüz 13'tü. Şuraya 1 kaldı arkadaşlarım. Bize neyi soruyor? ABCD dörtgeninin çevresini soruyor. Şimdi bu dörtgeni çevresini bir gösterelim. Neleri toplayacağımızı bilelim. Bakın şurası, şurası, bura ve burayı toplayacağız dostlarım. Dörtgenin çevresi bunlardan oluşuyor. Şimdi neler var? 12 eksi x var. Artı 5 var. Artı 1 var, artı bir de x var. Bunların toplamı nedir diye bize soruyor. X'lere bay bay dedim. Şurası 6, 12 de buradan geldi. Ceyhan'ı işaretledim dostlarım. Evet. 6. sorumuz. AB AC'ye eşit 4 4 ikiz kenar üçgen şeklindeki kartonun BC uzunluğunu öğrencilerine soran öğretmen sınıftan cevap alamamış. Bunun üzerine öğretmen öğrencilerinin B ya da C köşesine ait iç açıortayı çizmelerini istemiştir. Tamamdır. Bu sorunun benzerini normal klasik sistemde de çözdük. X'i sordukları zaman biz de diyorduk ki B'den bir açıortay ya da C'den bir açıortay çizin diyorduk arkadaşlarım. Burada yeni nesil versiyonunda da öğretmenin söylediğini söylemiş zaten. Kemal iç açıortay bilgilerini kullanarak doğru cevabı bulmuştur. Buna göre Kemal'in bulduğu cevap nedir? Şimdi biz gelin şu B'den İç açıortayımızı çizelim. Yani öğretmenin verdiği ipucunu biz de yapalım. Çizdik iç açıortayımızı. Şimdi ikizkenar üçgenin açılarını yerleştirelim. Burası 36 ise şu kalemi biraz daha incelteyim. Şurası 72, burası da 72 olacak. Hatta buraya da 36, 36 kaldı diyebilirim dostlarım. Sonra bakın şurada bir ikizkenar çıktı. Bu buna eşit. 36, 72, şurası da 72 yaptı. Bakın burada da bir ikizkenar çıktı. Buna da eşit geldi. Şimdi demek ki bu da x, bu da x. O halde burası 4 eksi x oldu dostlarım. Şimdi bundan sonrasında matematik yapacağız arkadaşlar. Şöyle ki, şimdi açıortayımız burada. Görüyorsunuz kafa, kol, kol, ayak, ayak. Şimdi kolların oranı, üstteki kol 4, alttaki kol x eşittir. Ayakların oranı x bölü 4 eksi x. X bölü 4 eksi x dedim. Hemen içler dışlar yapıyorum. X kare eşittir. 16 eksi 4 x geldi. Eksi 4 x'i buraya alalım. X kare artı 4 x. Hatta 16'yı da alalım. Eksi 16 eşittir. 0 geldi dostlarım. Şimdi şıklara baktığınızda zaten böyle güzel bir şey gelmiyor arkadaşlarım. Yani direkt çarpanlarına ayrılan bir şey olduğunu zannetmiyorum. Hatta delta'dan falan da bulacağız bunu. Gelin deltasını bulalım hatta bunun. Delta b kare yani 16 eksi 4 çarpı a'mız 1 c'miz de eksi 16. Şurası 64, 16 daha 80 yaptı dostlarım. Şimdi kökü nasıl buluyorduk x1'i? Şöyle eksi b artı eksi kök delta bölü 2a diye buluyorduk dostlarım. Şimdi hemen eksi b'miz neymiş? B'miz
4 eksi b'miz eksi 4 artı eksi kök delta, yani kök 80, o da kök 80'de 16 çarpı 5'ten 4 kök 5 çıktı, bölü 2a dediğimizde 2. Hemen bunları da 2'ye bölüyorsunuz. Eksi 2 artı eksi 2 kök 5. Yani ya 2 kök 5 eksi eksi 2 ya da 2 kök 5 artı eksi 2 olacak. Yani 2 kök 5 eksi 2 gelecek. Cevabımız Ceyhan'da varmış. Evet, yine bir ikiz kenar üçgen verilmiş. 30 derece 6 6 şuralar 75 75 bakalım ne diyor. AB kenarının AC'ye göre yansımasında C yok ne diyor? AB kenarının AC'ye göre yansıması AB üssüdür. Ha. Şimdi AB kenarını AC kenarına göre yansıtacağız. Yani şuradan da 30 derecelik bir açı alıp şöyle B noktası şurada bir yere denk gelecek diyelim. 30. Tabii ki bu uzunluk değişmeyecek. AB üssü oldu arkadaşlarım. C noktasının AB üssü doğru parçasına göre yansıması. Hemen buradan da ne diyeceksiniz şimdi? Bir diklik çizeceğiz. AB'ye göre yansımasını alacağım. AB kenarına olan uzaklığı kadar bir uzaklıkta ben çizeceğim arkadaşlarım. Şöyle. Bu da C üssü noktasıymış. Tamam. Buna göre B ile B nerede? Burada. C üssü noktalar arasındaki uzaklık kaç santimdir diye bir soru soruyor bize. Şimdi şunu da çizelim. Dostlar, tabii ki bu yansıma olduğu için şurası da 30 derece olacak. İşte yükseklik, kenarortay, açıortay, ikizkenar olacağından burası da 6 gelecek. Bize de neyi soruyordu? Şurayı. B ile C üssü arasındaki uzaklığı soruyor. Dostum bak. Şurası 90 derece geldi gobeller. Görün bunu arkadaşlarım. 90 ikiz kenar dik üçgen çıktı. 45 45 90 geldi. 90'ın karşısı 6 kök 2 olacak. Yapıştır gelsin. Bu ne diyor? Ablem tasarlayan Merve şekil 1'deki ikiz kenar üçgen biçimindeki kartondan 3 tanesini masa üzerine aralarında boşluk bırakmadan birleştiriyor. Bu sorudan biz galiba dik üçgende de çözdük aynısından arkadaşlarım. Çünkü dik üçgen sorusu olarak da geçer bu. Sonuçta en son Pisagor bağıntısı yaparak soruyu çözeceğiz. Şimdi bize diyor ki 2 kök 3, 2 kök 3, 120, 30, 30 üçgeni. 120'nin karşısı kök 3 katı olacaktı 6. Demek ki şurası 6, burası 6. Burası 30, 30, 30. Yani toplamda 90 derece. Bana da şurayı soruyor. Bakın yine ikiz kenar dik üçgen çıktı. Görüyorsunuz bunu da. 45, 45, 90 üçgeninden 6, 6, 6 kök 2'yi Denizli'yi paketledim dostlarım. Evet, 9. sorumuz. Şekilde kırık bir mermer parçası ile ilgili bilgiler verilmiştir. Tamam, burada 15'imiz var, 30'umuz var. CE, CD'ye eşit. Görelim onu. CE, CD'ye eşit ikiz kenar üçgen. Yani şurası 75, şurası 75, 15, 90, burası da 75. 75, 75, 150, burası 30 derece oldu falan. Kırık mermer parçasının CED üçgeni olan kısmını kullanan mermer ustası bu üçgenin alanını hesaplayarak 64 birim kare bulmuştur. Tamam, şimdi bu üçgenin alanı ikiz kenar üçgen farkındaysanız ve tepe açısı 30. Şimdi normalde alan formülü şöyledir dostlarım. 1 bölü 2 çarpı şunlara x dersek x çarpı x çarpı sinüs 30, o da 1 bölü 2 eşittir 64. Sinüs alan bağıntısı yaptım kardeşlerim. Buradan x kare eşittir 4 çarpı 64, x eşittir 4 dışarıya 2 diye çıkar, bu da 8 diye çıkar 16. Yani şuraları 16 bulduk artık. Daha sonra usta B noktasının EC'ye uzaklığını doğru olarak hesaplamıştır. Şimdi bunun buraya olan uzaklığını hesaplıyor derken yükseklikten bahsediyor ki bakın bu 15, 75, 90 üçgeni. Kural neydi? H'a 4 H. Yani hipotenüse indirdiğin yükseklik ne ise hipotenüs 4 katı olacak. Demek ki 16'ymış 4 katı. Kendisi de 4 olacak bu durumda. Yüksekliği de bulduk. Buna göre ustanın bulduğu cevap yani uzaklık nedir diye soruyor. 4'ü bulmuştuk zaten dostlarım. Evet, buna bakalım şimdi. 2 tane ikizkenar üçgen, bir iç açısı 22 olan dik üçgenlerin CVD üçgeni şekildeki gibi birleştirilmiştir. AC
diktir CF'ye. Evet, şurada görüyorsunuz. Şurası 90 derece. Şimdi şu açı 22 dereceydi. Bunun da burası 22 dereceydi. 22, 90, şuraya 68 kaldı. Yazalım, belki bir işimize yarar. Şimdi bunun hipotenüsü ile bunun da hipotenüsü birbirine eşit. O zaman bu bir ikizkenardı, üçgendir. 45, 45 yazalım. Şuranın tamamı da 68 olması için 45'i çıkarttım. 23'ü buldum. Alfayı soruyormuş. 23. Gayet kolay, basit bir soruymuş. Evet, buna bakıyoruz. Şekil 1'de ön yüzü beyaz, arka yüzü sarı olan ikizkenar üçgen tutulup CD boyunca katlanınca B noktası B üssü ile çakışıyor. Hadi katlanmadan önceki haline geri açalım bunu. Birinci adımı gerçekleştirelim en azından. Şimdi B buradan tutup buraya getirildi. Demek ki DB üssü DB'ye eşit. B üssü C, BC'ye eşit. Burası kesin kat çizgisi olduğu için açıortay. Bu da açıortay. Hepsini yazdım. Şurası 28. AB ile AC eşitmiş arkadaşlarım birbirine. 28 ise ne kalıyor geriye? 152. 152'yi de 2'ye bölerseniz 76, 76 böleceğiz buraları. Demek ki şurası 76. Burası da 76 olması için 38, 38 parçaladım bunları. Peki devam ediyorum. AD B üssü şuradaki açıyı da bize soruyor dostlar. Şimdi seçenek bol tabii. Farklı farklı yollarla gidebilirim. Bu B açısı katlanınca buraya geldi. Burası da 76 ve 28 ile soru işaretinin toplamı, iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit kuralından 76'ya eşitledim. Hemen 76'dan da 28'i çıkarırsak 16'dan 8 çıktı 8, 6'dan 2 çıktı 4. 48 olduğunu buluruz cevabı. Evet, 12 numaradayız. Bir kenara x birim olan küp biçimindeki çöp kutusunun kapalı hali şekilde bir de gösterilmiştir. Tamam, bir kenarı x birim unutmayalım. Şimdi küp dediği için burası x'e, burası da x olacak. Tabii şurası da x'tir ve açıldığında da yani şuradaki uzunluk da mecburen x birim gelmek zorunda. Şimdi kapalıyken şuraya denk düşüyordu burası. Buranın da x olması lazım. İkisi şuradaysa buraya da x eksi 2 kaldı. Bakın burada bir dik üçgen çıktı. 6, 8, 10 mudur diye düşünüyorum. X'e 10 desem burası 8 oluyor. 8, 8, 10 oluyor. Olmadı. 8, 15, 17 üçgenimiz var. Bakın bu sağlıyor. X'e 17 desek burası gerçekten 15 oluyor. X birim kaçtır diye soruyor. X'i 17 bulduk arkadaşlar. Evet, şekil 1'de ikiz kenarlarından birinin uzunluğu 20 birim olacak olan ABC ikiz kenar üçgeni. Tamam. AH boyunca kesildi. Şekil 2'deki gibi tekrar birleştirildi. Tamamdır. Peki. Şimdi şuraya x desem ben. Nereye x demiş oldum burada? Burası x. Tabii kayı kuralından bu da x geldi dostlarım. Şuraya x demiş oldum. Şimdi x artı 4 neresi oldu? Burası x artı 4. Demek ki şurası da x artı 4 geldi. Neyi soruyor? A üssü. Şuradaki uzunluğu soruyor bize. Biz buradan bir x'i bulalım. Bakın bu 12, 16, 20 üçgenidir diyebilirsiniz hemen. Ya da Pisagor yapacaksınız ama bu çakallığı yapmak her zaman bence mantıklı. X'i 12 dediğimde burası gerçekten 16, 3, 4, 5'in 4 katı olduğunu fark ettim. X 12'ymiş. O halde burası 16 gelir, burası da 16 gelir. Ve bakın bu bir ikizkenar dik üçgendir. 16'nın kök 2 katı gelecek cevabımız dedik. Evet, burada ÖSYM sorularına geçiyoruz galiba arkadaşlarım. Bir tane koymuşuz buraya ikizkenar üçgenle ilgili. Üçgende açı sorusu sormuşuz ama biz ÖSYM sorularını çözmeyeceğiz dostlarım. Burada videoyu bitiriyorum. Telif hakkı nedeniyle ÖSYM sorularını çözmüyorum dostlar. Evet, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gobeller. Hadi öptüm hepinizi.